Merhaba güzel çocuklar. 4'ten 5'e geçenler için tanıtım sınavımızın çözümlerini yapacağız. Birinci sorumuzla başlayalım. Yukarıda verilen doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, bir doğal sayıyı okuyabilmek için mutlaka bölüklerini ayırmamız gerekiyordu. Bölük sağdan sola doğru üçerli gruplardı. O halde ilk bölüğümün adı birler bölüğü, ikinci bölüğümün adı binler bölüğü. Sayıyı okurken nasıl okuyordum? Sayıyı, bölükteki sayıyı okuyordum. Ardından bölük ismini söylüyordum. 125.004 şeklinde okuyacağım. Birler bölüğünün ismi söylenmezdi. O halde 125.004 Ceyhan seçeneğim birinci sorumun cevabı. Geldim ikinci soruma. Anneannesini aramak isteyen Ezgi annesinden cep telefonunu istiyor. Annesi telefon ekranından numaraları açarak Ezgi'ye buradaki tüm rakamların çarpımı kaçtır diye soruyor. Ezgi'nin annesinin sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, buradaki rakamların hepsini çarpmamı istiyor. Çarptığımda sonuç ne olursa olsun, sıfırı gördüğümde ne ile çarparsam çarpayım sonucun sıfır olduğunu bileceğim. Çünkü sıfır çarpmada yutan elemandı. O halde cevabım Denizli seçeneği olur. Geldim üçüncü soruma. Yukarıda verilenlere göre onun katı olan doğal sayıların sayısı A, çift doğal sayıların sayısı B ise A çarpı B çarpımı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, onun katı demek onunla çarpıldığında bulduğum sonuç demek. Onun bir katı 10, onun 2 katı 20, onun 8 katı 80 gibi. O halde onun katlarına bakıyorum. Burada bir onun bir katını görüyorum. Onun 7 katı 70, onun 6 katı 60. O halde A dediğim onun katları 3 tane. 10, 70, 60. Çift doğal sayıların sayısı. Çift doğal sayılar son basamakları 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar. O halde onlara bakacağım. Birinci satırımda son basamak 6, son basamak 8. İkinci satırımda yok. Üçüncü satırımda 8 ve 92. Ancak dikkat etmem gereken bir şey var. 10'da çift, 70'de çift, 60'da son basamağı 0 olduğu için çift doğal sayıdır. O halde çift doğal sayıların sayısı sarılarla işaretlediklerim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Bana A çarpı B'yi soruyor. A çarpı B. A'yı 3 bulmuştum. B'yi de 7 buldum. Çarpımı 21 diyebilirim. Geldim dördüncü soruma. Eşitsizliğini sağlayan en büyük A doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir? Eğer böyle bir eşitsizlik veriyorsa önce sağ taraftaki işlemimin sonucunu bulmalıyım. 4116'dan 2648'imi çıkarıyorum. 6'dan 8 çıkmaz. Yana geldim. Buradan bir onluk alıyorum. 16 oldu. 16'dan 8 çıkarıyorum. 8. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyorum. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıktı. 6. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyorum. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4. 3'ten 2 çıktı. 1. Buranın sonucunu 1468 buldum. A doğal sayısı 1468'den küçükmüş. O halde şu soruyu sormalıyım kendime. 1468'den küçük, en büyük A doğal sayısı kaçtır? 1467'dir deriz. Geldim 5. soruma. Yukarıda verilenlere göre A artı B toplamı. Çocuklar, A toplanan, B çıkarma işleminde eksilen. Toplananlardan herhangi biri verilmediğinde toplamdan verilen toplananı çıkarıyordum. O halde A'yı bulmak için 4212'den 3785'e çıkaracağım. 2'den 5 çıkmıyor, buradan bir onluk aldım. 12'den 5 çıkardım, 7. 0'dan 8 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. 1 kaldı. 10'dan 8 çıkarsa 2. 1'den 7 çıkmaz. Buradan yine bir onluk alıyorum.
11'den 7 çıkardım 4. A'yı 427 olarak buldum. Şimdi eksilen sayımı bulacağım. Eksilen sayıyı bulmak için çıkan ve farkı toplarım. O halde 4312 ile 1245'i toplayarak B'yi bulabilirim. Topluyorum. 7, 5, 5, 5. B doğal sayısı da 5557 oldu. Bana ikisinin toplamını soruyor. (7, 7, 14) elde var 1. 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. 5, 4 daha 9. 5'i aşağıya yazdım. O halde cevabım 5984 oldu. 6. sorumla devam ediyorum. Yukarıda verilen şekillerin kenar sayısı ile içlerinde yazan sayılar arasında bir ilişki vardır. Buna göre altıgenin içinde 12 vermişiz. Şekli aynı ilişkiye göre yapıldığında A yerine gelmesi gereken sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, yukarıdakileri inceleyerek bir ilişki bulmalıyım. Üçgenin içine 3 yazılmış ve bana 9'u vermiş. Şöyle diyebilir miyim? Üçgen dörtgen beşgen ve dikkatinizi çekmek istediğim nokta üçgenin içine 3 yazılmış 3 çarpı 3'ten sonuç 9 bulunmuş dörtgenin içine 5 yazılmış 4 çarpı 5'ten sonuç 20 bulunmuş beşgenin içine 8 yazılmış 8 çarpı 5'ten sonuç 40 bulunmuş. Peki burası o zaman altıgen olduğuna göre altıgenin içine 12 yazılmış. 6 çarpı 12'den A dediğim doğal sayı 72 olarak bulunacak. Geldim 7. soruma. Örsan öğretmen 4 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayıyı tersten yazıp kendisinden çıkararak bulduğu farkın yüzler basamağındaki rakamı 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı ile çarpıyor. Örsan öğretmenin bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, uzun sorularda adım adım gideceğim. Önce şurayı yazıyorum. 4 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı. 4 basamaklı rakamları farklı. En büyük olabilmesi için 9'umu yazdım. Bir daha 9'u kullanamam çünkü rakamları farklı olsun istiyoruz. 8, 7, 6'yı yazdım. Tersten yazıp kendisinden çıkaracağım. O halde tersten yazıyorum. Ve kendisinden çıkarıyorum. 6'dan 9 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyorum. 16 oldu. 16'dan 9 çıkardım. 7. 6'dan 8 çıkmaz. Buradan bir onluk alıyorum. 16'dan 8 çıkardım. 8. 7'den 7 çıkardım. 0. 9'dan 6 çıkardım. 3. Bulduğu farkın, bulunan fark 3087. Yüzler basamağındaki rakamı, yüzler basamağı neresi? Burası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yüzler basamağı 0. O halde 0'ı aklımda tutuyorum. 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayı ile çarpıyor. Çocuklar 0'ı çarptığım için sonucun direkt 0 olduğunu söyleyebilirim. Ancak yine de 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayımı da buraya yazayım. 3 basamaklı rakamları farklı. 1'i yazdım en küçük dediği için. Rakamları farklı olduğu için 0'ımı ve 2'mi yazıyorum. 102'yi 0 ile çarptığımda cevabım 0 oluyor. Çünkü 0 çarpmada yutan elemandır. Geldim 8. soruma. Hintli bir matematikçi olan Iyengar Ramanujan 16 karenin içine yerleştirdiği ve adına sihirli kaleler dediği bir tablo oluşturmuştur. Bu tabloda her satır, her sütun ve köşelerdeki sayılarla tanımlanan bir işlemin sonucu aynı çıkmaktadır. Buna göre kare artı yıldız toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Her satır, her sütun ve köşelerle tanımlanan işlem. O halde bütün sayıları verilmiş bir sütunu ele alayım. Bu
Buradaki sayıları önce bir toplama yoluna gidiyorum. Hepsini topladığımda 139 buluyorum. Bir de bütün sayıları verilmiş bir satır alayım. Onu da bir toplama yoluna gidiyorum. Burayı da 139 buldum. O halde şöyle diyebilir miyim? Satır, sütun ve köşelerdeki sayıların toplamı 139 olacak. Bana kare artı yıldız toplamını sorduğu için kısa yoldan şuradaki satırı alarak yapabilirim. Kare, yıldız, 86 ve 23'ü topladığımda 139 bulacağım. Çocuklar, 86 ile 23'ü önden toplayayım. 6, 3, 9, 8, 2 daha 10. Kare artı yıldız artı 109, 139'muş. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Hangi sayıyla 109'u toplarsam 139 olur? 139'dan 109'u çıkararak kare artı yıldızı bulabilirim. O halde kare artı yıldız 30'dur deriz. Geldik 9. soruya. Ardışık 5 çift doğal sayının en büyüğü 82'dir. Buna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, 5 çift ardışık çift doğal sayılar ikişer ikişer artardı. 10 ardışığı 12, ardışık çifti 14, ardışık çifti 16. O halde bunların en büyüğü 82 ise ikişer ikişer azaltarak diğerlerini bulabilirim. Bu sayıların toplamını istiyor. Evet, ben bu sayıları alt alta yazarak bu şekilde toplayabilirim. Ancak kısa yollarını öğreniyoruz. Belli bir kurala göre artan ve küçükten büyüğe yazılmış sayılar toplanırken ortadaki sayıyı alırdım toplamı bulmak için. Ortadaki sayı çarpı sayı adedi diyebilirdim. O halde gelin böyle kısa yoldan toplayalım. Ortadaki sayımız 78. 5 tane sayımız var. 5 kere 8 40, elde var 4. 5 kere 7 35, 4 de elde 39. Toplamı 390 olarak bulduk. 10. sorudayım. Yukarıda verilen şekiller arasında bir bağıntı vardır. Bu bağıntıya göre A, B, C ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Çocuklar, eğer aşağıdan yukarıya gidiyorsam, bakın 95 ile 30'u toplamışım, 125 olmuş. Ancak yukarıdan aşağı gidiyorsam, 108'den 28'i çıkarmışım, 80 olmuş. O halde birinci kutucuk bana toplama işlemini, ikinci kutucuk bana çıkarma işlemini verecek. Aşağıdakileri uyguluyorum o halde. Bakın, yukarıdan aşağı gideceğim. Ne yapıyordum yukarıdan aşağı? İkinci kutudaki gibi 96'dan 22'yi çıkararak A'yı bulabilirim. 6'dan 2 çıktı 4, 9'dan 2 çıktı 7. A'yı 74 olarak buldum. Aşağıdan yukarıya doğru gidiyorsam toplama işlemi yapıyordum. 33 ile B'yi topladığımda 99 buluyorum. Hangi sayıyla 33'i toplarsam 99 bulurum? B'yi bulmak için 99'dan 33 çıkaracağım. 66 bulacağım. B'yi de 66 olarak buldum. Üçüncü kutucukta yukarıdan aşağı iniyorum. C'den 20'yi çıkardığımda 47 bulacağım. Hangi sayıdan 20'yi çıkarınca 47 bulurum? Veya şöyle de sorabilirim. C eksilendi. Eksileni bulmak için çıkanla farkı toplardım. O halde C'yi bulmak için 47 ile 20'yi topluyorum. 67 olarak buluyorum. Şimdi A 74, B 66, C 67.
Bulduğum sonuçlara göre şıklarımı değerlendireceğim. B66'dır. Doğru. C değeri dediğim 67. B'nin bir eksiğidir. 67. 66'nın bir eksiği midir? Hayır. Tam tersi yazılmalıydı. B'nin değeri C'nin bir eksiğidir demeliydi. O halde B seçeneği yanlış oldu. Ancak diğerlerine de mutlaka bakacağım. A artı B 140'tır. A artı B'ye bakıyorum. A'yı 74 bulmuştum. B'yi 66 bulmuştum. İkisini topladığımda 140 doğru. C eksi B 1'dir. C eksi B. C'yi 67 bulmuştum. B'yi de 66 bulmuştum. C eksi B değeri gerçekten 1'dir ifadesi doğrudur. 11. sorudayım. Bir karınca ağırlığının 50 katı kadar yük taşıyabilmektedir. Verilen bu bilgiye göre ağırlığı 60 mg olan bir karınca en fazla kaç mg yük taşıyabilir? Çocuklar, ağırlığının 50 katı kadar yük taşıyabiliyorsa ve ağırlığı 60 mg, ağırlığının 50 katı kadar yük taşıyabilecek. Kısa yol çarpma biliyorum. Sıfırlarımı siliyorum. 6 kere 5, 30. Sildiğim sıfırları tekrar ekliyorum. 3000 mg yük taşıyabilir en fazla diyebiliriz. Geldim 12. sorumdayım. Yukarıda verilen basketbol potası ve üzerinde yazan toplar ile bir oyun tasarlanmıştır. Oyunun kuralları, üzerinde tek sayı yazan toplar ile atış yapıldığında 7 puan kazanılıyor. Üzerinde çift sayı yazan toplar ile atış yapıldığında 5 puan kaybediliyor. Yukarıda verilen kuralları uygulayarak sırasıyla 9, 0 ve 1 numaralı toplarla atış yapan Uğur oyun sonunda kaç puan almıştır? 9 ile atış yapıyor, 0 ile atış yapıyor ve 1 ile atış yapıyor. Çocuklar, 9 tek sayı, 0 çift sayı, 1 tek sayı. O halde tek sayılardan 7 puan kazanacak. Buradan 7 puan aldı. Buradan da 7 puan aldı. Ancak çift sayılardan 5 puan kaybediyor. Buradan 5 puan kaybetti. Önce isterseniz kazandığı toplam puanlara bakalım. 7 puan, 7 puan daha 14 puan kazandı. Buradan da 5 puan kaybetti. Toplamda 9 puanı oldu. Cevabım Denizli. 13. sorumuzdayız. Hatay'da çıkan orman yangınından sonra Tarım ve Orman Bakanlığı 10 bin adet ağaç dikmek için bir kampanya başlatmıştır. Bu kampanyadan sonra Beşiktaş Kulübü 1903 adet, Fenerbahçe Kulübü 1907 adet, Galatasaray Kulübü 1905 adet fidan bağışlayarak kampanyaya destek vermiştir. Bağışlanan toplam ağaçlardan sonra kampanyanın tamamlanabilmesi için kaç ağaç daha bağışlanmalıdır? Kampanyanın tamamlanabilmesi için 10 bin ağaca ihtiyacım var. Bakalım bu kulüpler kaç ağaç bağışlamışlar? Bir toplayalım. 7, 3 daha 10, 5 daha 15'in 5'i elde var 1. Birimi aşağı indiriyorum toplamada 0 etkisiz eleman olduğu için. 9, 9, 9, 27 elde var 2, 1, 2, 3, 2 de elde 5. 5715 ağaç bağışlanmış. Ama benim 10.000 adet ağaca ihtiyacım var. O halde 5715'i 10.000'den çıkarıyorum. İhtiyacım olan ağacı bulacağım. Çocuklar, sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya, komşuya, komşuya geldim. Hiçbirinde yok. Buradan alıyorum. 0, 9, 9, 9, 10 oluyor. Niçin bunlar 9 kaldı? Çünkü hep yana vere vere gittikleri için en sonuncusu 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5, 9'dan 1 çıktı 8, 9'dan 7 çıktı 2, 9'dan 5 çıktı 4. 4285 ağaca ihtiyaç vardır deriz. O zaman cevabım A seçeneğim oldu. Geldim 14. sorudayım.
Yukarıda her harfin altında yazan sayı o harfin değerini temsil etmektedir. Buna göre ACB 564 sayısının değerinin harf ile karşılığı. Çocuklar önce ACB'yi yazmalıyım. A 1'e denk geldi. C 3'e denk geldi. B 2'ye denk geldi. O halde ACB 132 oldu. 564 ile toplamamı istiyor. 4 2 daha 6, 6 3 daha 9, 5 1 daha 6. 696. Ancak harf ile karşılığı. Çocuklar 6 F'ye, 9 I'ya, 6 F'ye denk geldiği için doğru cevap fıf Adana seçeneğidir. Geldim 15. sorumuza. Yukarıda çarkta bazı sayılar verilmiştir. Aşağıdaki işlemler yapılıp doğru cevaplar çarktan silinecektir. Buna göre son durumda çarkın görünümü aşağıdakilerden hangisi olur? Hadi bakalım. Parantezin için ne olursa olsun sonucu sıfırla çarptığım için sıfır çarpmada yutan elemandı. Birincinin sonucu sıfır. O halde sıfır silindi. İkinciye geliyorum. 13 çarpı 13. Hadi gelin yaz boz köşemizde bu çarpma işlemini yapalım. 3 kere 3 9, 3 kere 1 3, 1 kere 3 3, 1 kere 1 1. Cevabım 169. Onu da siliyorum. Üçüncüye geldim. 48 eksi 8 40 eksi 16'yı 4'e bölüyorum 4. 40'dan 4'ü çıkardım. 36 buldum. Onu da siliyorum. 32 çarpı 4 yaz bozuma gidiyorum. 4 kere 2 8, 4 kere 3 12. İlk parantezim 128. İkinci parantezimi bulacağım. O yüzden yine yaz bozuma gidiyorum. 252'yi 2'ye böleceğim. 1 kere 2 2, 5'imi desteğe indiriyorum aşağıya. 2 kere 2 4. 2'mi indiriyorum 1'in yanına desteğe. 6 kere 2 12. O halde 128'den 126'yı çıkardığımda 2 buluyorum. 2'yi de çarkımdan siliyorum. Son durumda çarkın görünümü demek 2, 169, 0 ve 36 olmadan nasıl görünüyor demek. O halde bakıyorum. 2, 36, 169 ve 0 olmadan çark B seçeneği gibi gözüküyormuş.